Hepinize günaydınlar. Güzel bir cuma gününden hayırlı cumalar. Güzel bir gün olsun inşallah. Dostlarım, Güneş Yengeç Burcu'nda, Ay Boğa Burcu'nda seyrine devam ederken Güneş ve Ay'ın kombinasyonu bize bereketli bir gün olacağını söylüyor her şeye rağmen. Tüm kıtlık bilinçlerine rağmen. Dostlarım, herkesin, bakınız, herkesin söyledikleri gerçekten o, yani sürekli olaraktan etrafa Mayıs ayında kargaşa çıkacak, Türkiye karışacak, Haziran ayında isyanlar çıkacak. Neler söylediler neler. Ben ne dedim? 2022 yılına gelmeden evvel de söyledim. Girince de söyledim. Hiç korkacak bir yıl değil. Gökyüzüyle konuşuyorum ben arkadaşlar. Yıldızları okuyoruz biz. Kesinlikle 2022 yılı melek yılı. Melek yılı. Sadece ortalıkta kaostan başka bir şey yaratmıyorlar. İnanın. Koca koca başlıkları hepiniz hatırlayın. Yok 2022 Mayıs'ta şöyle isyan olacak, böyle isyan olacak. Arkadaşlar, fiyatların ne olması, nasıl olması hiç önemli değil. Bereket önemli. Bereket, Rabbimin bereketi üzerimizde. Lütfen buna inanın. Ben bir mistik olarak, şifacı olarak, aynı zamanda bir astrolog olarak 2022 yılından çok güzel şeyler bekliyorum. Panik yapmayın. Dün yine beni annem aramış. Telefonla beni aradı. Yok kızım, işte filanca aydan itibaren inanılmaz pahalılık başlıyormuş. Anne, her şeyi stok etsen dedim. Bir ay stok edersin, iki ay edersin, üçüncü ay ne yapacaksın? Arkadaşlar, fiyatlara takılmayın. Kıtlık bilinci yapıp da onu bunu stoklamayın. Ya tamam, bir enflasyonist yaklaşım var. Hani ekonomistler her gün her gün kargaşa, kaos olacak diyorlar. Tamam, kaos da var ama her şeyin bir çözümü de var dostlarım. Bu dünya hiçbir zaman başıboş bırakılmış değil. Ben dediğim gibi inanan bir insan olarak sizlere diyorum ki Rabbimin yardım eli üzerimizde, hiç korkmayın. Melekut aleminden büyük yardımlar iniyor. Lütfen yokluktan, şundan, bundan korkmayın arkadaşlar. Herkesin bir planı varsa Allah'ın da bir planı vardır. O yüzden hiç korkmayın, panik yapmayın. Bolluk içinde olduğunuzu hayal edin. Önce onu söylüyorum. Gökyüzü de onu söylüyor zaten. Mars ve Jüpiter Koç burcunda yakıyor, kavuruyor her yeri. Yani belki fiyatları da kavuruyor, havayı da kavuruyor, suyu da kavuruyor. Mars yakıcı bir etkide. Ama bana çok iyi geliyor Koç burcu olduğum için. Pek çok koça da iyi gelecek, merak etmeyin. Ay bereketli bir burçta, Boğa burcunda. Mantıklı hareket ederseniz, diyelim borcunuz var, bir şekilde kapatırsınız. Arkadaşlar, şımarıkça hareket etmeyelim. Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Dün birisi aradı, atıyorum. Yani bana asgari ücretli bir hanım. Şu kadar mı borcum var dedim. Çok yüksek bir rakam söyledim. Evet dedi, doğru dedi. Yani niye yaptın? İşte yaptım. Ben şöyle yaptım, böyle yaptım. Arkadaşlar, bir de yaptığımda övünüyor yani. Borç yaptığıyla övünüyor bankalara falan filan. İşte öyle. Kendilerini değil, bütün ülkeyi de ipotek altına aldırıyorlar arkadaşlar. Yani ben kendi adıma borç yapamıyorum yani. Borç enerjisini sevmiyorum. Ve Uranüs'le bugün, bakınız, Güneş Yengeç'te, Ay Boğa'da, Mars, Jüpiter, Şiron, yaralı şifacı Şiron Koç'ta gezerken Uranüs Boğa burcunda ve bir kare açısı var arkadaşlar. Kare bir açısı var. Uranüs'le Satürn'ün kare açısı var. Tehlikeli bir durum. Uzun süredir devam eden geçimsizlikler olabilir ailelerde. Bakınız, uzun süredir bir geçimsizlik varsa ailenizde, lütfen
Şey yapın onu arkadaşlar. Hani kestirip atın yani. Uzun süreli ilişkilerde, kangren ilişkilerde ben kesip atmanızı öneriyorum. 3 tane 3'ü unutmayın arkadaşlar. Kimisi evlenmek istemeyebilir, saygı duyarız. Dünya öyle bir yöne gidiyor. Yani evlenmeden yaşıyor artık insanlar. Bir şey diyemiyor. Saygı duyarız. Kimisi evlenmek istiyor, nikah kıymak istiyor. Ona da saygı duyarız. Nikah kıymak isteyenler, evlilik hayatını sürdürmek isteyenler 3 tane 3'ü unutmasınlar arkadaşlar. 3 ay tanışma faslıdır. 3 ay gelişme faslıdır. 3. bir 3 ay daha şans verilir. Ve o 3 tane 3 ay diyelim 8-9 ay geçti ve karşıdaki adamda tık yok, karşıdaki kadında tık yok. O yüzden o onun şansı çoktan kapanmıştır. Onu salıverin gitsin. Olmaz arkadaşlar. O seni oyalıyor. O seni oyalıyor. Karşısına çıkan ilk kadınla evlenecek, evliliğini yapacak. O yüzden bakınız, Satürn Uranüs karesi uzatmalı sevgililere, ayrıl diyor. Artık bitsin arkadaşlar. Sevgilim dönecek mi, gidecek mi, ne düşünüyor, evlenecek mi, ne düşünüyor? Oyalayıp seni gidecek yani. Başka bir şey düşünmüyor. Bu kadar süre oyalanmaz. Ha sen evlilik düşünmüyorsan dediğim gibi başta onu söyle, öyle gidin. Ve pek çok olay arkadaşlar, bu tür şeyler. Satürn Uranüs karesi nasıl diyeyim, bu aralar beğenmediğiniz işten çıkın, istemediğiniz şehirden çıkın gidin, bunlara zorluyor sizi. Bereketli bir gün her şeye rağmen ama kangren ilişkileri, gidebilirsin, geçmişte kaldın. Hepsi bu kadar. Kimisi de canının yanmasına dayanamıyor, ağlıyor, sızlıyor. Muhtemelen ki bebekliğinde veya çocukluğunda ağladığında hep bir şeyler tekrar verilmiş ona. Diyelim bebeği istemiş, alınmış. Yolda giderken bir oyuncak görmüş, alınmış. Ve hep almaya alışan birisi diyor ki o insan da benim yanımda dursun falan. Yok öyle bir dünya. Kimseyi zorla tutamazsın, kimseyi zorla sevdiremezsin. Bakınız, yapmacık ilişkiler bitiyor. Bu dönemde ne kadar? Birkaç ay sürüyor bu arkadaşlar, bu açılar. Yapmacık ilişkiler bitiyor. İki yüzlü ilişkiler sonlanıyor. İhanetler ortaya çıkıyor. Para da ait olduğu yere dönüyor. Param yok, borcum çok mu diyorsun? Elindekileri mi kaybediyorsun? Para sana layık değildi, senden gidiyor demektir arkadaşlar. Gerçek sahibine gidiyor demektir. Parayla şımardın, borç yaptın, bilmem ne yaptın. Emekçi bir insana gitsin para. Kıymetini bilene gitsin. Dönem böyle bir dönem. Sermaye el değiştiriyor, para layık olana gidiyor. Artık erkek egemen toplum, erkek egemen toplum 5. boyuta geçerken kuduruyor. Toprağa dayalı militarist sistemler çöktü. Artık kadınların dönemi başladı. Kadınlar yükseliyor arkadaşlar. Bütün kadınlar görüyorsunuz. Her türlü meditasyonlar yapıyorlar. Kadınlar yoga yapıyorlar. Kadınlar her türlü yerdeler. Mistikler. Algıları açık. Binlerce, on binlerce kişi mistik kadınların peşinden gidiyor. Melek koçluğu yapıyorlar. Yoga salonları doluyor. Bütün herkes, binlerce kişi peşinden gidiyor. Yoga yapan kadınların. Meditasyon yapan kadınların. Ve erkek egemen toplum bitti arkadaşlar. Onların güce dayalı, toprağa dayalı sistemleri çöktü. Ondan kuduruyorlar. Ondan kuduruyorlar. Kudursunlar, biraz daha kudursunlar. Onlara ait değildi. Parayı zaten kazanamıyorlardı. Biz kadınlar bol bol para kazanıyoruz. Erkek egemen toplumda bitmiş durumda arkadaşlar. Onu kabul etmekte zorluk çekiyorlar maalesef. Evet, bugünkü arkadaşlar, kartımızı seçmek istiyorum hayırlısıyla. Evet, yardımsever insan çıkıyor arkadaşlar. Birilerinin ilahi amaçlar için, bakınız, ilahi amaçlar için şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Evet, arzu ettiğiniz sonuca ulaşabilmek için belki de
düşündüğünüzden daha yakın bir zaman dilimindesiniz. Bir takım insanlar geç de olsa seninle bağlantıya girip sana yardım etmek istiyorlar. Amaçları var. O yüzden günün olumlaması ilahi amaçlar için, dünyanın iyiliği için derslerimi almaya hazırım. İnsanlarla bir arada çalışmaya hazırım diyeceksiniz. Kolektif bilince çağrılıyorsunuz. İlle çalışmak bir fabrikada, bir endüstride, endüstri kurumunda çalışmayı gerektirmez. Çalışmak zihnen de çalışmayı gerektirir. Çünkü bizler 5. boyut yolcularıyız arkadaşlar. Artık isteyen özgürce hareket edebilecek. Uranüs çağındayız. Yenilik, çılgınlık. Koçtaşlarımla başlıyorum. Sevgili koçtaşlarım, bugünün kartını seçiyorum. Alıp başına gitmek istiyorsun, planlarını yapmışsın. Haydi hayırlı olsun. Hayalin neyse gerçekleşecek. Planlarını doğru yap, evrene doğru mesaj ver. Boğa burçları. Dostlarım, Ay Boğa burcunda ilerlerken ikili ilişkilerde duygusal bağlar kuruluyor, küsler barışıyor. İkizler burçlarına geliyorum. Güzel bir haberle dolup taşacaksın. Paraya para demiyorsun. Para nedir ki? Kolaylıkla bana akarak gelir diyorsun. Ve yengeç burçlarına geldiğimde mahkemelik bir olay, resmi bir evrak imzalanacak. Aslan burçlarına geliyorum. Aslan burçlara ye tatlıyı getir atlıyı diyor. Hamilelik görüyorum pek çok Aslan burcu hanımına. Hamile olmayanlar ya da işte hamilelik düşünmeyenler ya da bekar olanlar için de evlenme teklifi bekliyorum. Kısacası birken iki, ikiyken üç olma fırsatları var Aslan burçları. Geliyorum sevgili Başaklara. Başak burçları, demin dediğim gibi kangren bir ilişki var. Seni oyalıyor, onunla bütün bağlarını kes. Zamanın bütün boyutlarında seninle karmamı şifalandırıyorum. Geçmişte kaldın, hükmün yoktur. Ne diyoruz? En kolayı şimdi ve bütün zamanlarda, zamanın bütün boyutlarında artık hayatımdan gidebilirsin. Hükmün yoktur. Bu kadar Başak burcu. Terazi burçlarına geliyorum. Terazi burçları, biraz maddi desteğe ihtiyacınız var. Yardımsever insan belki de size gelecek. Demin çıktı ya yardımsever insan kartı. Sanırım bu sana geliyor. Bir iyilik görüyorsun. Akreplere geldiğimde, akrepler bu Mars'ın kartıdır. Hem koçları hem akrepleri yönetir. Yüreğinden ne geçiyorsa gerçekleşecek. Yüreğinin götürdüğü yere git. İste isteyebildiğin kadar evren sana bolluğunu yağdıracak. Yaylara geliyorum. Geldi bahar ayları, gevşedi gönül yayları. Biraz borç ve para alışverişi var. Bir banka işini hallediyorsun. Korkma kıtlık bilincinden. Ya biraz parayla ilgili sorunlar yaşayabilirsin. Biraz sıkışabilir bugün elin ama yarın rahatlıyorsun. Geliyorum Oğlak burçlarına. Sevgili Oğlak burçları, birkaç kişi bir araya gelip bir gezi planı yapıyorsunuz. Haydi nereye gidiyorsanız beni de götürün. Gezi planı var. Gezme, tozma ve eğlenme. Daha ne olsun? Kova. Senin kartın çıktı. Yıldız kartı Kova burcunun kartıdır arkadaşlar. Yüreğinden ne geçiyorsa gerçekleşiyor ve aniden bir haberle dolup taşıyorsun, seviniyorsun. Balık burçlarına gelince, ay bu da balık burcunun kartı arkadaşlar, bugün ne manidar. Balık burcunun kartı arkadaşlar. Senin de çok hayalin gerçekleşiyor. Pek çok hayalin. Yalnız şunu hatırlatıyorum. Balık burçlarına yazın başı pişenin kışın aşı pişermiş. Çalışma diyor. Çalışma, çalışma, çalışma. İşsiz olanlara iş ve çalışmakta zorlananlara biraz daha sabır diliyorum balık burçları. Az deme, çok deme, çalış. Bereketini göreceksin. Arkadaşlar, hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Yarın günün astrolojik yorumunda buluşmak üzere.